Değerli izleyenler merhabalar. İstikametle karşınızdayız. Türkiye gündemine dair meseleleri konuşmak üzere yapmış olduğumuz programlardan bir tanesine daha bugün de başlıyoruz. Bugün gündem meselesi birkaç gündür, belki bir haftadır yapılması beklenen ve sonuçlanmaya doğru giden bir harekatla karşı karşıyayız. Önemli bir süreci yaşadığımızda söylemekte fayda var. Bu faidenin dönüşüm noktası da kısa zamanda tamamlanmasını dair Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi. Sayın Cumhurbaşkanı bugün de Bursa'da partisinin kongresinde konuştu. Ve sonrasındaki gelişmeleri de takip ettiğimizde, hatta öncesinde de Sayın Başbakan'ın bir açıklaması oldu. 11.05 itibariyle de karadan da harekatın gerçekleşmeye başladığını duyduk. Dün akşamki programda da geniş detaylıca konuşmaya çalışmıştık. Önce jetler, sonra karadan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personeli gerekli mücadeleye başlamış oldu. Uzun zamandır beklenen, belki de böyle bir zaman dilimine gelmesi de farklı oldu. Neden? Fırat Kalkanı belki anımsıyoruz ama 2007 yılında en son böyle bir hadise gerçekleşmişti. Hatta o zaman 2007'de 50 uçakla böyle bir harekatın yapıldığını biliyoruz. Bugünkü şartlarda 72 uçakla harekatın gerçekleştiğinden az çok haberdarız. Gelişmeler zaman dilimi içerisinde geçtikçe sizlere de paylaşmış olacağız. Bu arada biz programı icra ederken arkadaşlarımız da ajans görüntülerini de yine paylaşsınlar, ekrana yansıtsınlar. Ekranı birkaç parçaya bölebilirlerse sevinirim. Dün akşam programın son bölümünde bazı görüntüleri de getirmiştik ekrana. Türkiye'deki bazı ajansların servis etmiş olduğu görüntülerdi bunlar. O görüntülerden bir tanesi 2012'de Rusların yapmış olduğu bir müdahaleyle alakalı görüntü olarak dikkatimizi çekti. Halk güzel, doğru görüntüleri paylaşıyor. Ajanslar böyle hata yapabiliyor. O hatadan dolayı ben de buradan bir kez daha hatırlatmış olayım, özür dileyeyim. Çünkü böyle bazen bazılarının yapmış olduğu hatalara bizler de düşebiliyoruz ne yazık ki. Ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle nereden geldiğimizi konuşacağız. Bugün iki değerli misafirimiz var. 15 Temmuz'dan bugüne geldiğimiz süreç önemli. 15 Temmuz'dan Zeytin Dalı harekatına gelmek önemli. Onun için iki değerli misafirimle bu işin ekonomik bağlantılarını da ele almaya çalışacağız. Ayrıca toplumsal psikolojinin, toplumsal hafızanın ne boyutta olduğunu da değerlendirmeye çalışacağız. Ali Ezzet Begoviç Derneği Başkanı İbrahim Günay bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Ali Hocam. Teşekkür ediyorum. Havayı nasıl teneffüs ediyorsunuz? Son günleri nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle kısaca. Olumlu mu? Olumlu olarak görüyorum inşallah. Neden derseniz. Halkta da böyle bir tepki var. Halkta böyle bir tepki var. Şu anda bizim sinerji ya da tepki demeyelim de. Evet. Şu anda bizim devletimizin ve milletimizle beraber hep birlikte şu anda devletimizin yanında olmayı diliyoruz. Cenab-ı Allah'tan ordumuza, milletimize şu anda hayırlara vesile olsun inşallah. Allah muvaffak eylesin. Allah muvaffak eylesin. Sefer bizden, zafer Allah'ın diyerekten başkanımla beraber öyle başlayalım dedik. Eyvallah. Konumuza. Devam edeceğiz. Diğer tarafta da misafirimiz Konya Sarafla ve Kuyumcular Derneği Eski Başkanı İsmail Karagöz. Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Siz nasıl teneffüs ediyorsunuz? Havayı nasıl bir böyle sinerji alıyorsunuz? Yani şu anda sinerji demeyelim de tam bir birliktelik hakim olmuş, millet olarak, devlet olarak kitlenmiş bir vaziyetteyiz. Bence inşallah buradan muvaffak bir zaferle inşallah zayiatımızın az olması temennimiz. Allah Mehmetçiğimize güç kuvvet versin. Olması gerekenler belki biraz gecikti ama bence birlik beraberlik adına, kenetlenmek adına bence müthiş bir beraberlik şu anda sürüyor. Zamanlama da önemli tabii. Evet. Bir haftadır aşağı yukarı böyle bir hadisenin olabileceğine dair konuşmalar da geçiyordu. Bu arada Bitlis'te Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu değerli izleyenler 5 askerimiz hayatını kaybetti, şehit oldu. Allah. 12 askerimiz de yaralandı. Konyalı Ali Taştepe'de şehit olan askerlerimiz arasında, onun da bilgisini paylaşmış olalım. Bir çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 askerimiz var. 12 askerimiz de yaralı. Bunun bilgisini de paylaşmış olalım. Ayrıca bugün Konya'da siz maçtaydınız herhalde. Evet. Sizin sporlarınız nasıl bilmiyorum.
Geriden takip ediyorum Mehmet'in hocam. Stoper mevkiinde oynuyorum gibi der gibi oldu değil mi? Yani çok heyecanlı, sıcak sıcağı böyle giden bir maçtı. Ben de telefondan canlı izleme şansını elde ettim. Bir vatandaşımız da orada kalp krizi geçirmiş. Allah rahmet eylesin. O da hayatını kaybetmiş. Şakir Allah Aydın isminde bir vatandaş. Ve ayrıca protokol tribünden tutun da birçok yerde yani maç sahada spekülasyon, kavga, dövüş durumu söz konusuydu. Protokolde de aynısı. Biliyorum tabii görme şanssız oldu mu yani orada? Yani şöyle söyleyeyim. Maç sırasında o offside'dan verilen golden sonra işte ikinci golden sonra yani öyle bir şey oluştu ki o protokolün olduğu yerde bir kavga oluştu. Ama insanlar hakem maçı resmen katlediyordu. Yani artık çığırından çıkmıştı. Biz Konya misafirperliği olarak bile artık sınırların üst noktasındaydık çünkü. Yani çok iyi giden bir maçı hakem katleder mi? Ederiz. Buna herkes bütün Konyalı şahitti. Yani. Ama Allah'a çok şükür hakkımızla yani bir haksız bir kırmızı kart bile olsak o bir puanı da aldık çok son şükür. Transferle evet. Son bir dokunuş oldu son müthiş dakikada. Müthiş bir goldü yani harikaydı. Yaygın basındaki arkadaşların yorumlarına baktım ben de. Onlar da yani Konya'nın sakin seyircisini bile yani cinnete doğru götürdü diyebiliriz. Evet. Şimdi Konya'daki hadiseleri konuşmak da önemli tabii ki. Bugün ekrana kuşak olarak da yansıyacak arkadaşlarımız getirecekler. 15 Temmuz'dan Zeytin Dalı harekatına demek istiyorum. Bu bir bakış açısı aslında. Çünkü güven ihtisasının biraz zayıfladığı süreci yaşadık o zamanlar. Her bölgede, devlet kademelerinde, özel kurumlarda, herkesin aile içinde, herkesin birbirine farklı baktığı bir noktadan bugün geldiğimiz süreç Zeytin Dalı harekatında, bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın da konuşma yaptığı sahayı takip ettiğimizde inanılmaz bir atmosfer vardı. Muhtemeldir ki her kesimde aynı şey görülecektir. Hangi ilde olsa aynı atmosfer yaşanırdı herhalde. Bugün muhalefet partileri de buna destek veriyor. Bu birlik ve beraberlikten pay çıkartıyorlar. Beraber olmamız gerektiğini söylüyorlar. Bu da önemli. Buna da bakmak lazım. 15 Temmuz'dan başlamak istiyorum. İstememin sebebi nasıl bir süreçten geçip de tekrar ayakta olduğumuzun göstergesi aslında. Nasıl yorumlarsınız? Ya şimdi ben aslında bunu zaman zaman sizle de oturduğumuz zaman birçok arkadaşımızla tartışıyoruz. Yani 15 Temmuz hakikaten insan şöyle düşündüğü kadar ya nasıl olur da insan toprağına, memleketine, bayrağına, vatanına ihanet edildiğini düşünüyor. Yani bunu ihanet edenler bizim içimizdeki insanlar. Yani bu artık ne denir buna? Yani bir terörist bile dışarıda görürsün, onunla belirli bir mücadele sergilersin, işte savaşırsın vesaire. Ama bu içerideki ihanetin bedeli çok ağırdı yani. Bunu zaten 15 Temmuz gecesi bugün ayakta tutan şehitlerimizin kanları var. Mekanları cennet olsun. Ben zaman zaman bunu çok düşünüyorum. Yani bir insan kendi insanına, kendi ırkına, kendi memleketine nasıl ihanet eder? Başkası için çalışırsa yani. Yani bilmiyorum. Yani düşünün. Yani bu insanın yani beyinsel olarak düşünüyorum yani. Trilyonlarla, altınlarla, kilolarca, paralarla yani bu olacak bir iş değil. Yani ben memleketime, insanıma nasıl ihanet ederim düşünüyorum. Yapamam ya. Yani çünkü biz burada büyüdük. Bu topraklar biz atalarımızdan kaldı. Yani bu her zaman benim kafamda bir soru işareti olarak kalmıştır. Hala da çözmüş değilim. Bu insanlar hangi akla hizmet edip de ya bu masum insanlara kurşun sıktılar, bu masum insanları şehit ettiler. Açıkçası çok düşünüyorum ama biz çok güçlü bir devletiz, çok güçlü bir milletiz. Yani bu sıradan bir hadise değil. Kesinlikle değil. Yani öyle bir güçlü milletiz ki yani içeride olsun, dışarıda olsun yani ne olursa olsun yani memleket söz konusu olunca, toprak, vatan olunca hiçbir şey gözümüz görmüyor. O sürecin getirdiği böyle bir sarsıntı var. Yani ister istemez yaşadığımız şeyler bunu gösteriyor. Tabi bunun ekonomik boyutunu da sormak isterim size. Ya, tabii ki. Ona da geleceğiz. Bu arada hocam gelirken kitaplarla gelmişsiniz. Evet. Ben size şöyle kısaca ekranda bir hemen ifade edeyim. Evet. İslam Deklarasyonu Aliye İzzet Begoviç Fide Yayınları'ndan bir eser. Evet. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Koşturmaca içerisine girmeyin. Köle olmayacağız. Yine Aliye İzzet Begoviç. Eserler birbirinden farklı tabii ki. Evet. Diğeri de İslami yeniden doğuşun sorunları. Yine Aliye İzzet Begoviç. İslam'ın ilerlemesini sakin ve teslimiyetçi kimseler değil,
cesur ve isyankar ruhlu kimseler gerçekleştirecektir. 15 Temmuz'da bu cesareti, bu süreci gördük diyebiliriz değil mi? Evet. Yani 7'den 70'e ve gençlik ön plandaydı zaten. Yani gençler mi? Gençler ön plandaydı. Yani biz hep gençliği zaten hep yani hep böyle gençlik böyle gençlik şöyle derdik hep ama gençlik hepimizden daha hızlı çıktı. Daha verimli çıktı. Vatanla milletine bağlı bir gençliğin olduğunu hepimiz şahit olduk. Şimdi ben ve benden sonraki yaş grupları alınmasın üzerine. Yok efendim 7'den 70'e dedik zaten Mehmet Ali Hocam yani. 7'den gençler 70'e. Ve kendini yani genç hissederdi. Ama gençlik ön plandaydı yani. Bunun hakkını yani, yememek ama lazım. Söz Allah, konusu başkanım devlet olunca yaşın hiç önemi yok değil yaşını, mi? Ya, yani tabii. Bu millet olunca çünkü biz bunu sırtında bu memlekete mermi taşıyan ninelerimizden dedelerimizden çocuğuyla beraber götürdüğü bu memleket o yüzden yaşın bence hiç önemi yok yani. Tabii. Yani elinde çocuklar vardı ya hani arabasına Türk bayrağını evet, asmış çocuklar. Evet. Ve hani yine o uzun uzun sopalarla bayrakları göndere çekmiş de taşıyan, mitinglerde katılan insanlar vardı şimdi. Evet. Gençler deyince orada takılıp kalmamak lazım. Ben ya de İsmail Hocam tuttum şimdi. Yani 70 yaşındaki adama sorsak biz ya 35'lik adama taş çıkarırız falan derler ya böyle. 7'den 70'e derken zaten biz olayı topyekun hep birlikte imajı verdik. Yani bir de şöyle bir şey var değil mi? Mesela hani siz önden gidin ben arkadan geleyim demez haline rağmen. Ne hangi durumda olsa da hani engelli de olsa en önde ben gideceğim diye de uğraşır. Kesinlikle. Evet. Öyle bir nesle sahibiz. Evet. Peki o süreci yaşadık. O süreçten sonra da geldiğimiz nokta. Nasıl bir serüven sizce? Valla şu anda yani devletin şu anda ben büyük hedeflere ulaşacağına inanıyorum. Çok büyük hayaller var şu anda devletin. Ve biz de destek vereceğiz. Mahalledeki imamıyla, müftüsüyle, valisiyle, riyaset makamıyla. Basın en fazla size görev düşüyor. Yani yapmıyor deme de yani size görev düşüyor. Demedim. Evet yani görev düşüyor sizlere. Zaten yani Konya'daki televizyon, basın mensupları, internet, medya olsun. Hepsine Allah razı olsun. 15 Temmuz'da en büyük fedakarlığı yapan zaten televizyonlar olmasa zaten bu darbe. Bu kadar çok çabuk önlenemezdi diye düşünüyorum. Orada en çok önleyici unsur neydi sizce? Yani böyle cesaret minvali ön plana çıkmak için değil, ön plana çıkmayı başaranlar. Kimlerdi? Halk, basın, siyasiler, çünkü, asker. Yani şu anda en büyük şey Seynen Türk, Handa Fırat'ın programına katılmıştı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı cep telefonuyla. En hızlı yani, telefonla değil mi? Evet telefonla. Yani teknolojiye evet. Bazen kızıyoruz. Yani bizim teknolojiyle zaten de bir sıkıntımız var. En lüks telefonu o günkü telefonla Sayın Cumhurbaşkanımızın telefona bağlanmasıyla beraber Hande Fırat'ın. Yani ben ona şeref madalyası verilmesini öngörürdüm. Yani ben bir Ali Hazret Begoviç Kültür Sanat Eğitim Derneği Başkanı ben kendi fikrimle ödül verilmesini beklerdim. Çünkü o gün televizyonun vasıtası ama halk da çıktı diyenler de var. Yani önden gidenler de oldu ama tabii ki Cumhurbaşkanımızın o günkü konuşmasıyla beraber muhalefetiyle, hepsiyle beraber sokağa inildiğine ayırtmasının indiklerine inanıyor. Şahit olduk. İlginç bir şey yok mu? Mesela katılmış olduğu televizyon programı kanalı farklı kanal. Yani aslında herkesin kendine göre iyimser bakmadığı herkesin demeyeyim de çoğunluğun iyimser bakmadığı bir kanalda böyle bir yayına katılmış olması. Ben ona şöyle diyorum Mehmet Ali Hocam. Ben pozitif bakarım. Belki de Sayın Cumhurbaşkanımız ben CNN Türk'ten dünyaya mesaj verdiğine inanıyorum ben. Oradan mesaj o, vermek istedim. Tevafuk olmuş ama bilmiyorum. Şey de olabilirdi. Hani ben farklı bir yani ben Cumhurbaşkanımızın hep böyle tersten girdiğine inanıyorum yani. Böyle bazen tersten girdiğine inanıyorum. Ya yani o bazen. Anda bize bağlanıp söyleyecek hali yok tabii. Ulusal'da yaygınmasında kimler varsa ona yaptı. Bir şey diyecektiniz. Ya mesela hani A Haber'de estağfurullah başkanım. A Haber'de olsaydı belki hani bu kadar şey mi diyecektiniz? Etkili olmayabilir miydi acaba? Onu mu demek istediniz? Ha, yok. Yani bir CNN İşin kanalında. Cilvesi. Ha, cilvesi diyebiliriz. Ama yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hakikaten çok etkili bir yaklaşımdı televizyon olarak. Bir de İnsanlar bir an adapte olamadılar. Yani acaba ne oluyoruz dedik. Yani hepimiz bir anda bir boşluğa düştük. Yani bir şeyler var. Beklenmeyen bir şeydi. Yani hiç ummadığın hani diyoruz ya bazen ansızın bir gece gelebiliriz diyoruz ya. Ya ansızın bir gece geliyorlardı bize farkında olmadan. Hmm. İşte biz bunu bir anda kafamızda canlandıramadık. Bir ne olduk sanki olduk ama sonradan öyle bir riayetli bir şey oldu ki. Yani hiç kimsenin beklemediği bir tepki oldu. Yani biz de bir tepki refleks verip böyle tepmemiz lazımdı. Evet. Öyle itekledik bir yani anlamda. Yani bir şey kıvılcım gerekiyordu. O da bu telefondu. O zaten ona vesile oldu. Ondan sonra insanlar mesela Konya yerelde de televizyonlarımız yayınladı. Onlar da
yani yani onlar da bayağı şey yaptılar. Turgay Güler mesela Sela okuduğuna okumuş. Ben konferansında gittiğimde o da canlı yayında Sela okumaya başlamış. Mesela Sela verirsin diye. Yani çok büyük gazetecilerin o gün birlik ve beraberlik içerisinde yani onu bir gazeteci diye yapsa bütün gazetecilere ve televizyonlara ben bağlanmasını istiyorum. Çünkü niye ayırt etmeden hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Yani şu anda bak bugün Zeytin Dalı operasyonu var. Şu anda Genelkurmay Başkanımız, tüm kuvvet komutanlarımız devletimizin en yüksek zirvesinden en alt zirvesine kadar herkes hareket halinde. Yani camilerde bugün vatandaş dua ediyor. Yani hep birlikte yani yeni Türkiye'nin oluşumunda büyük bu bütün bu ihanet çetelerini bir bir yol aşarak ben daha iyiye, daha güzele doğru gittiğine inanıyorum. Ve büyük bir şeyler İnşallah sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını görebiliriz. En kısa zamanda olması da tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı da dediği gibi önemli. Çok ilginçtir mesela. Saat 00:17 idi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bağlandığı dakika. Ulusal kanalı, CNN'e ve onun hemen kaydını almıştım ben de. Yani bekliyorum bir şey, bir yerden konuşacak çünkü. Yani herkes onu bekliyor. O bir saatlik süreç, onun konuşmasının işte hangi kanalda, nerede, kim yayınlayacak, kime çıkacak, onun beklentisiydi. Çünkü saat 8 gibi aslında ajanslara konuşmuştu ama ajanslar o görüntünün geçilmesini becerememişlerdi. Ya da geçmek istemediler bazıları. Metin olarak geçti. Görüntü olarak yansımadı. Bize gelen ilk detaylar öyleydi. Ve tabii sonuç itibariyle halk şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlıklı bir şekilde görüntüsünü görmesi lazım. Tabii. İşin rengini değiştiği an oydu. Bizim burada kriz yönetimine bir anda toplandığımızda da anlık olarak onu bekliyoruz yani. Vermemiz lazım. O an hangi kanalda çıkacağını beklerken ben de kendim böyle telefonla çektim. Hemen yayına da o sonra hemen geçişi yaptım. Geçer geçmez de işte biz de telefondan ekrana tekrar verdik mesela. Herkes çünkü tekrar tekrar vermesi lazım. Onun geçiş süreci önemliydi. Ama sonraki dönüş mesela yayınların kesilme süreci, sosyal medya yayınlarına devam ettiğimiz için hiç unutmuyorum. O günkü gençlerden buradaki çalışan arkadaşlarımızın özverisi önemliydi. İnce bir sopa bulmuşlardı mesela. Sopaya telefonu bağlamışlar. Bir anda her şey karışmaya başladı. Her şey bozuldu. Yani her şey engellendi. Ve sosyal medyadan, buradan canlı vermeyi tercih ettiler. Ve telefonlarla sosyal medya canlı yayınlarını sürdürdük. 12 kişilik ya da 18 kişilik bilmiyorum tam rakamsal verisini polislerin koruması altında. Yani herkesin birlik ve beraberlik içerisinde yapabildiği bazı şeyler var. Buradaki görev kime düştü o dönem? Yani askere düştü, halka düştü, basına düştü, siyasilere düştü. Böyle dikkatinizi çeken hangisiydi mesela? Yani şimdi ben müsaadenizle başkanım, ben o akşam tabii biz televizyondan hepsini göremiyoruz. Biz de o an çarşıdayız, yani bir kalabalık içerisindeyiz ama. Bir yerde yakalandınız yani. Yani bir yerde o an eve gidiyordum yanılmıyorsam, işte böyle bir şey oldu. Tekrar çarşımıza döndüğümüzde tabii insan o anki refleksle işte topluluğun beraber valinin önüne birikmesi, hükümet alanına oraya birikmesi, işte biz de sosyal medyadan ne bitiyor ne bitiyor o an bakıyorsun, işte televizyonlardan seyrediyoruz filan, açık olan yerlere bakıyoruz filan. Yani aslında o akşam bence çok farklı bir şey oldu. Yani kimsenin bunu beklemiyordu. Yani hani başkan dedi ya, yani bu işin gençleri filan da, bence o gün kadınlarımız, annelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız da çıktı. O gün çocuklar da çıktı, gençler de çıktı, yaşlı herkes. Yalnız herkes sokaktaydı. Yani herkes bir şey yapmanın telaşındaydı. İşte kimi askeriyenin önüne gitti, işte kimi bir kamyonunu götürdü, kimi otobüsüyle valiliğin oraya geldi, işte kimi yani silahını kuşandı, bir şey o. Yani herkes devletine sahip çıkmadı aslında. Yani burada herkesin bir sorumluluğu vardı. Yani bizim Türk insanımız şunu biliyor. Yarın sorumluluğu verdiğiniz zaman bu sorumluluğu kesinlikle kurşunun önünden ya da kendine o sorumluluğu atlediyor. Atlediyor. Yani kesinlikle kurşun bile olsa, tank bile olsa, tüfek bile olsa vazgeçmiyor. Neden? Çünkü biliyor ki böyle bir toprağa, böyle bir vatanı kimseye teslim etmeyeceğimizi biliyoruz yani. Biz bununla büyüdük yani. Böyle yetiştirildik yani. Tabii ben şimdi rejideki arkadaşlara teşekkür ettim ama mesela muhabirleri şimdi aklıma geldi. Siz anlattıkça onlar gözümün önünden geliyor. Hepsi bir yerden bir mesaj gönderiyor, görüntü ulaştırıyor. Kimi valinin yanında işte o anda bekliyor, kayıt altına alıyor bir şeyler. Ya da görüşüyor, ne yapacağız, ne edeceğiz. Sonuçta devlet erkanıyla beraber hareket edeceksin ve en sağlıklı yolu alman lazım. Evet. Öyle bir süreci yaşadık.
O geceden sonrası süreçle alakalı vatandaşın, siyasetin, askeriyenin, bürokratın nasıl yorumluyorsunuz? Onların bakış açısıyla vermiş olduğu desteği. Bunları şunun için soruyorum. O günkü destek bugün de var. Hissediyorum ben. Evet, halkta da bunu görüyorum. Evet. Buyurun. Şu anda bizim en büyük şeyimiz yani güçlü bir lider var. Yani hı-hı, cumhurbaşkanımız var. Yani şu anda güçlü bir cumhurbaşkanı olunca yani biz yani bir de vatandaş inanmış. Yani yani bir inan yani böyle bir güvensizlik unsuru oluşmamış vatandaşta. Yani böyle bir şey oluşmamış. Karar var yani. Kararlı bir millet, hı-hı, vardı ve bir de inanmışlık vardı orada. Samimiyet vardı, samimi vardı. Yani bir güven vardı yani. Yani herkesle, basınıyla, muhabiriyle, yani gençlere demeyelim, 7'den 70'e diyelim, orada başkanımıza da yani herkes ailesiyle beraber. Yani o inanmışlığın sonunda bu hala devam ediyor. Mesela Amerika bir şey söyle, bizim cumhurbaşkanımız diyor ki tam tersini yapıyor, ben orada gömerim diyor, ertesi gün kaldırır. Yani burada hakikaten bir devletin güçlüğü var ve bir de yani şu anda muhalefet de şu anda son Afrin'in ben bütün basın sabahtan beri bakıyorum. Yani ters açıklamalarda bulunsalar da şu anda tüm muhalefetin yani komple herkes şu anda Afrin'e odaklanmış durumda. Yani bu biraz da güçlülükten ileri geliyor diye düşünüyorum. Programa başlarken de onu söyledim. Yani muhalefet dahi destek mesajlarını çok hızlı bir şekilde aktarıyor zaten. Evet, yani şu anda hepsi devam ediyor yani. Bir liderin arkasında devam ediyor. Yani bu bir samimiyetten ileri geliyor. Artık burada bizim vatanımız söz konusu, bayrağımızın konusu, devletimizin konusu, millet var bu işin içinde. Onun için hep beraber samimi şekilde yürüdüğüne inanıyorum. Ve bunun da zeytin dalı olması da çok güzel bir... Ona da geleceğiz. Evet. Zeytin dalına da geleceğiz. Bu arada fotoğrafları, ajans görüntülerini tekrar yansıtabilecek misiniz? Onu da doğru yayınlıyorlardır bu sefer inşallah diyelim. Evet, ekrana da geliyor. Buradan da siz de izleyebilirsiniz hocam. Tank sevkiyatı. Hangi kapı diye okundu? Eray, siz oradan daha net geniş ekrandan görebilirsiniz. Evet. Bütün TV yayın arabaları da sıralanmış. Tankın hemen arkasında görebiliyoruz. Bu sevkiyat da önemli. İsmail Hocam, siz yayından önce söylemiştiniz. Dediniz ki 72 uçakla bir kalkışmanın olabilmesi diye ifade etmişsiniz. Oradaki detay neydi? Şimdi bugün Mete Bey'in bir programda canlı yayında bir programını seyrettim. Kendisi bu tür konularda strateji uzman. Ben zaman zaman onun çok programlarını seyrediyorum. Dünyada 5 tane veya 4 tane devletten biri yapabilecek kapasitede bir operasyon yapılmış. Hı. Yani düşünün, 72 tane uçağı havada tutuyorsunuz belirli noktalara. Aynı anda dizayn ediyorsunuz ve aynı anda operasyon yapıyorsunuz. Düşünün, hiçbir tane sivilin ölmesine müsaade etmiyoruz. Çünkü önceliğimiz, Sayın Cumhurbaşkanı da dediği gibi, ya biz oraya giderken zaten adalet götürüyoruz. Yani biz oraya giderken insanlık götürüyoruz. Biz mazlumların hesabını sormaya gidiyoruz. Yani gittiğimiz barış yer, barış da bu zaten. Zeytin Dalı'nın özelliği bu. Yani 72 tane uçak aynı anda dizayn ediliyor ve bölgelere bombalanıyor, geliyor. Bunu daha önce 15 Temmuz'dan önce bir Kuzey Irak operasyonu yapılmıştı. 100 küsur uçakla. Fakat o zamanlar içimizdeki hainler daha fazlaydı. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden üniformal hain şey diyoruz. Hani biz onu bölüyoruz. Yani onu askerimizle bağlaştırıyoruz, ayrı tutuyoruz. Bu tam teşekküllü yapılmış bir operasyon. Yani evlatlarıyla milli silahların %75'i kullanılmış, yapılmış bir operasyon. Ve öyle bir içerisinde operasyonla görüntüler gösteriyorlar ki yani dünyada 4 tane veya 5 tane devletin yapabileceği güce sahip bir operasyonmuş. Ve alanla alakalı da yani riskler de var sonuçta. Tabii yani. Sıradan bir hadise değil bu. Bütün risklere rağmen böyle bir süratli çalışmayı gerçekleştirebiliyoruz. Peki İbrahim Hocam, bu Zeytin Dalı deyince çok böyle naif, latif bir ifadeymiş gibi geliyor, değil mi? Aslında asıl mesele de buymuş gibi hissediyoruz. Ne diyorsunuz, bu ismin verilmesi mesela nasıl karşılık Zeytin, buluyor sizde? Zaten insan sağlığına çok yararlı bir yiyecek. Özellikle kahvaltı yerine. Yani bunu adını bulanı inan çok mükemmel bir şey. Yani o anda o da çıkacaktır ortaya. Evet, muhtemelen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde böyle bir cesaretle yani, güzel bir şey belirlemişler. Barışı temsil ediyor mu? Bana öyle geliyor. Bak barışı, burada bir barışa dair bir el uzatma var aslında. Biz oraya geldiğimizde huzur gelecek. Az önce İsmail Hocam dediği gibi. Ben farklı düşünebilirim. Karşıdaki insana hafiflik, zeytinyağına biraz da hafif bir yağ diyoruz ya. Hı-hı. Karşıdaki şey insanları hafif olarak görebiliriz.
Öyle de düşünebiliriz yani. Benim aklıma takılan öyle yani. Benim bu bakış açısı ilk defa oluştu bende. Ben çok hafif görüyoruz yani. Biz şu anda bizim dünyada, şu anda Afrika'da bile ne bize, Sayın Cumhurbaşkanımız Bursa mitinginde ben dinlemiştim. Afrika'da bile ne bize dua ettiler. Dünya bizimle beraber. Bu görüntüyü gördünüz mü? Allah bizim beraber diye. Görmedim. Siyahi vatandaşların zeytin dal, hatta iki leyle yazmışlar herhalde. Zeytin dal demişler. Ondan sonra orada bir şeyler söylüyorlar. Destek mağazalarında yani mesaj hafif, veriyorlar. Ben kendi şeyimce hafiflik anlamında, yani biz bu operasyonu yapıyoruz ama karşımızdakiler çok hafif der gibi bir mesaj vermek istiyorum. Şimdi siz yani hafif ifadesini de kullanınca o söylemlerden aklıma şey geliyor. Yani bardakta yağ mı üste çıkıyor, su mu üste çıkıyor şimdi? Vallahi su üste çıkıyor orada. Ağır mı oldu diyoruz. Yani demek ki biz bir ağırlığımız var. Evet. Yani burada hissettiriyoruz. Yani küçümsenecek ağırlığımız var ama karşı tarafı da hafif görüyoruz. Küçümsenecek bir operasyon değil. Yani öyle köşede bir kalmış kara parçası falan değil. Yani 8 bin, 10 bin civarında bir örgütten bahsediyor. PYD'si, işte DHKPC, hepsi içinde olan bir örgütten bahsediyor. Bir Afrin bölgesine sıkışılmış ve buradan düşün yani silahlı ve 12 kilometrelik bir dağlık alandan bahsediyoruz. Tabii. Yani kolay bir nokta değil. Elbap'tan daha bir çetin geçen operasyon. Az evvel ilginç bir görüntü izlemiştik. Hangi kanal? Bir kanalda denk gelmişti. Silahlı bombardıman gerçekleştikten sonra dağın bir tarafından girip diğer tarafına tabii çıkıyordu. Dünyada yapılabilecek 5 tane bir tane hareketten bitirmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir tane pilotumuz yapmış. Bir mağara düşünün. İşte kapısının büyüklüğünü hayal edin. İçerisine diyelim ki 5 kilometre uzunluğunda bir tünel kazılıyor veya 3 kilometre. Tam ben bilmiyorum. Televizyondan seyrettiğim kadarıyla gördüm. Türk uçağı ve Türk pilotu, o yiğit oraya geliyor, uçağa meyil yatırıyor, o füzeyi oraya bırakıyor. Mağaranın ön tarafında patlayan şey arka tarafından çıkıyor. Düşünün yani. Mühimmat deposunu öyle patlatıyorlar. Sıradan ya işte Türk'ün gücü ya. Yani zeytin dalı bu işte ya. Zeytin dalı bu işte yani. Şimdi Mehmet Ali Hocam, Kudüs'te biliyorsun, Kudüs olayında Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da bütün İslam örgüt teşkilatlarını topladı. İşte dünyaya meydan okudu. İşte biz dünyada biz buyuz dedi. Yani karşıdaki insanlar biz orada. Biz orada aslında dünyaya mesaj vermişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Dünya işte beşten büyüktür demesinin lafı da oydu. Ben zeytin yağında da size saygılıyorum. Aynen ben de orada. Faydalı yani diyorsun zeytin yani. Zeytin yağı olarak belki ağırız ama karşıda biz artık bundan sonra Türkiye olarak karşımızdakileri artık PKK'sı, PYD'si, artık oradaki bütün bizim hudutlarımıza veya bizim topraklarımıza santim bilene artık bundan sonra artık geriye dönmeyiz. Onların hepsini ben hafif olarak görüyorum. Yani, yani umarım biz yani 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmiş bir güce, o barışı sağlamış olan bir düşünceye sahibiz. Bugün Kuzey Kıbrıs'taki bazı gazete manşetleri de işte söylendi. İkinci Kıbrıs çıkarması gibi bir şey diye nitelendirmişler. Ama işgal diye nitelendirmişler. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye, Müslüman coğrafya bir işgal yapmaz hiçbir zaman. Fetih gerçekleştirebilir. Tabii onlar bunu bilmediği için böyle bir düşünceye sahip olabiliyorlar. Bugün yaptığımızda bir fetihten çok o hakikaten zeytin dalını ulaştırmak, evet, uzatmak. Öyle bir durum. Şimdi benim mesajlaştığım ya da diyalog halinde olduğum komutanlardan bazılarıyla takip etme şansım oldu aynı zamanda. Bazı ifadeleri var, çok önemli. Mesela bunlardan bir tanesi emekli Tuğgeneral Naim Babiroğlu. Diyor ki, Membiç ve asıl hedef olan Fırat'ın doğusundaki süreçte Suriye ile işbirliği için çok iyi bir adım bu. Suriye ile Rusya, İran işbirliği ve ittifak süreciyle beraber Membiç ve Fırat'ın doğusundaki ABD'yi yalnızlaştırır. Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan da ifade ettiği o beka sorununu ortadan kaldırabiliriz diyor. Beka sorunu yaşamayız diyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni yalnızlaştırmak mümkün müdür? Nedir? Bunu sorayım. Zaten Amerika şu anda zaten kendi içerisinde zaten dün iki gün önce basında yansıdı. Amerika şu anda onlar Cumhuriyet Senatosu herhalde birinci yılda kapandı. Kapattı yani. Şimdi bu bir de dioksin para Sayın Başkanımın alanına giriyor. Onu benim pek fazla bilgim yok ama şu anda Amerika'nın dolarına karşılık işte bu yapaysal para veya bunlar diyerekten yeni bir şey sürüyorlar. Şu anda Amerika zaten hem parasal güçle hem diğer konularda zaten Amerika şu anda zayıflamış durumda yani. Amerika her geçen gittikçe zayıflıyor. Yani tarafta bulmakta zorlanıyorlar zaten. Şu anda Avrupa zaten bitmek üzere yani.
Ben öyle görüyorum. Sayın Başkanımın alayına giriyorum. Alanına giriyorum. Yok, Bitcoin Amerika ile olan bir şey değil. Sana o para, başka bir devletin parası ama dolarları yani sırf bitirmek için yatırım yapıp zaten onun için bugün bir mahkemede herhalde bir dava sürecine girmişler herhalde. Şimdi tabii ekonomik boyutunu görüşeceğiz de Sayın Mehmet Hocam da 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin bu süreçte nasıl bir süreci yaşadığını. Şimdi biz şurada zaman zaman eleştirilerde buluyoruz. Zaman zaman bununla basınımızla ilgili haberler de yaptık. İşte dolar, altın işte yükseldi, fiyatlar şöyle oldu. Ya hiçbir şey bu ülkeden kıymetli ve değerli değildir. Ne doları, ne altını, ne madeni. Ama tabii ticaret hayatı yürüttüğümüz için ister istemez bazı metallere ihtiyaç duyuyoruz veya ithal ediyoruz, ihraç ediyoruz. O tür paralarla alım yatırımlar yapıyoruz vesaire yapıyoruz. Ama şöyle düşünmek lazım. Biz ülke olarak hani belki ben de eleştirmişimdir. %11 gibi büyümenin nasıl bir gerçekleştiğini, neden bunun vatandaşa yansımadığını. Ama aslında ilk önce kendimizde sorgulamamız lazım. İşte diyoruz ki piyasalar durgun, iş yok, işte para dönmüyor, işte dolar yükseldi, altın yükseldi. Ama hiç kimse kendini öz eleştiride bulunmuyor. Çok bir lüks yaşantıdan bahsetmiyor. O kadar rahat yaşıyoruz ki, o kadar lüks içerisindeyiz ki son 10 yılda, 15 yılda yaşamadığımız kadar rahatlıkta yaşıyoruz. Yani biz gibi yaşamıyoruz. Biz gibi yaşamıyoruz. Yani bunun getirisinin bir karşılığı olması lazım. Biz şimdi öyle bir şey alışmışız ki artık ya günümüzde yani kimse eleştirmek için değil. Rahatlıkla dışarılarda çıkıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz. Kafesi, kahvaltısı, lokantası, yemesi, içmesi. Ama bunun bir karşılığı olması lazım. Bizim aslımız bu değil. Yani bu olmaması lazım. Çünkü neden? İnsanlar gelirlerini, giderlerini karşılamada dengesizlik yaşıyorlar. Cari açıkla cari şey gibi yani. Senin getirin eğer azsa ayağın yorganı ona göre uzayacaksın. Yani biz aslında biraz kendimizi eleştirmemiz lazım. Peki, bu konuda. Şöyle mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. O da aklıma gelmişken onu da paylaşayım. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yerli ve milli olan kardeşlerimizin olduğuna inanıyorum. Onları bu saflara davet ediyorum. Gelsinler yerli ve milli olarak beraber yürüyelim diyor. Bu birlik ve beraberliğin oluşumu ne kazandırır? Şimdi birlik ve beraberliğin oluşumu ne olur? Dünyaya meydan okumaktır. Ben öyle bakalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın şu anda zaten en büyük vurgularından bir tanesi. O yeni kapı ruhunda işte biliyorsunuz orada millet toplandı. Yani bir taraf diyor biz bozduk falan. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız yani son zamanında da şu Sayın Devlet Bahçeli'nin de vermiş olduğu destekle beraber bu en büyük destekten dolayı Cumhurbaşkanı şu anda dünyaya meydan okumaya devam ediyor. Ama CHP'ye de davet gönderiyor. Çünkü yani, onlar da sonuçta %25 bir oya sahip. Yani milli hepimizin vatanı, hepimizin bayrağı. Orada da yani devletini, vatanını, milleti seven milliyetçi insanlar var zaten. Orada da var yani. Ona da inanıyoruz biz yani Allah için. Peki hocam bu işin ekonomik yansıması nasıl oluyor? Yani şimdi ekonomik yansıması derken şimdi yani asıl kırılma noktası orası aslında. Ne kadar ekonomik noktada güçlüysen o kadar iyisin. Mesela bugün %13 tane hedeften 108'i vurulmuş. %95.57 başarı gösterilmiş. Türkiye'nin hayatı boyunca ki dönemi boyunca ki en büyük, en geniş kapsamlı hava harekatı. İşte ben onu söyledim. Yani daha bunu kaldırabilmemiz de işte o ekonomiye bağlı. Şimdi ekonomik anlamda biz son yıllarda gerek Suriye'den gelen, gerek ülkemize birçok insanı misafir ediyoruz. Bize ekonomik anlamda çok büyük bir maliyet söz konusu. Yani dışarıdan da çok büyük para falan gördüğümüz yok. Zaman zaman biz de kendi aramızda bunu hükümete de eleştiriyoruz. Ya işte bu kadar para harcanır mı? Hı. İşte yani işte Türkiye ekonomisi olarak şu var. Ama ben bazen şöyle düşünüyorum. Ya oradan gelen çocuklar ve masum kadınlar var. Ülkemizin içerisinde bunları belirli bir yerde misafir ediyoruz. Bunlara tabii ki iş sahalarına kazandırmak lazım. Şimdi biz bazen hani ne derler iğneyi kendi tarafına, kendi içimizde çalışmayan arkadaşlar, verdiğimiz asgari tutarı beğenmeyen insanlar onlardan alınıp çalışıldığı zaman ya işte Suriyeli çalışıyor vesaire gibi geliyor. Ama ben şuna inanıyorum. Ekonomik anlamda eğer biz üretmezsek, yani biz bir şeylerin çabasına girmezsek, sadece dışarıdan aldıklarımızla veya dışarıdan getirdiklerimizle ödediğimiz şeyleri karşılama durumuna düşersek biz bir yerde tıkanırız. Yani devamlı ithalat yapıyorsak bir yani, anlamda ihracatı yani da kesinlikle yapmamız lazım. Çünkü Türkiye yüzölçümü olarak suyuyla, toprağıyla çok bereketli bir ülke. Yani bunu hep fikiriz yani. Eğer burada işte Türkiye'nin tahılda, hayvancılıkta,
yani yerli istihdamına bak, şu bugün mesela yapılan operasyon ne diyorlar? %75'i geniş silahlarımızla yapıldılar. Son 10 yılda yapıldı bu silahlar. Daha öncesini hep dışarıdan alıyorduk. Amerika'dan vesaireden, İsrail'den, şuradan buradan alıyorduk bu silahı. Şimdi biz kendimiz de üretmeye başlarsak, kendimiz de bir şeylerin üstüne korsak, ekonomik olarak güçlerini zaten yıkamayacaklar. Bizim belki şu anda bir en büyük sıkıntılarımızdan biri birlik beraberlik. Eğer birlik beraberlik ülke olarak gerçekten bu ülkeye hizmet edenlere destek olarak verirsek, o zaman ekonomik anlamda da destek olmuş olacağız. Hı. O da onu destekleyecek, tetikleyecek yani. Çünkü İslam yaratan insanın önünü açarsan, İslam yaratana destek olursan, o İslam yaratan işsiz de iş olacak. O da ülkesine katkı sağlayacak. Gerekirse ailesine katkı sağlayacak. Ama ben şuna inanıyorum. Mesela ülkemizde birçok Suriyeli kardeşimiz var ama belirli bir yaşta olanların aileyken, alakan da olsa, sağlıklı da olsa Suriye'deki bu ÖSYM mücadeleye katılmalar lazım. Yani tamam, biz onları misafir ediyoruz. Her zaman başımız üstünde. Ben her zaman şunu savunuyorum. Çocukların, masum kadınların sonuna kadar hepimiz kuruşuna kadar verir harcarız. Helal olsun. Ama içerisinde çok daha böyle diri, bizden çok daha görüyorum ben çarşıda. Yani biz oraya yakınız, görüyoruz neler var. Bunları belirli bir zaman sonra eğer Türkiye'nin içerisinde farklı bir yönlere çekerlerse bize sıkıntı olacağını düşünüyorum. Ama işte onun için de şöyle bir şeye ihtiyaç var. Türkiye'deki yaşayan vatandaşların, her bir ferdin hissettiği vatan duygusuna sahip olmaları lazım. Yani ya onlardan bunu beklememiz çok zor. Yani böyle bir şey olmuş bile olsaydı zaten orada bir mücadele olur. Yani, akla geliyor. Evet. Şimdi Mehmet Ali Hocam bir konferansta şunu söylemişti. Suriye'de bir tane öğretmenin biri, Aydınlar Hocam da ben dinlemiştim onu. Hı hı. Orada bir bayrak sevgisi, bir vatan sevgisinin ve bir toprak sevgisinin olmadığına dair anlatmıştı. Yani bizde bir böyle bir sahiplenme duygusu yok dedi yani. Zayıfmış bu konularda. Böyle bir bahis geçti yani. Hocam bu arada Rusya Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Sergey Lavrov diyor ki, Afrin Harekatı ile ilgili açıklama yapıyor. Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin başına buyruk davranışları sonunda en sonunda diyor Türkiye'de çıldırttı diyor. Türkiye'yi çıldırttığı için de Türkiye adım attı diyor. Böyle bir açıklaması var. Ya biz zaten çok yakında çıldırmamız da biraz geç bile kaldık. Bayraklarımızın yani dalgalanması diyelim. Yani onu şu anda bayrağımızın her yerde dalgalanması. Namımız var. Çılgın Türkler geliyor yani, dedim. Herkes yani duruyor zaten. Şu anda öyle bir şey. Bayrağımız artık Cumhurbaşkanımız da daha önce de zikretmişti. Mehmet Ali Hocam eğer hatırlıyorsanız. Buyurun. Dünyanın her yerine bayrağı dikeceğiz nasip olursa falan diye böyle bir cümle kullanmıştı. Her yere gireceğiz diye. Bu nasıl olacak hocam ya dünyanın? Şey yani barış yani, anlamında, huzur anlamında. Huzur anlamında, başkanım barış anlamında her yere gireceğiz yani inşallah. Eyvallah. Şimdi devam edeceğiz. Kısa bir araya gidelim. Arkadaşlarımız reklam uyarısında bulunuyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim Mehmet Ali Hocam? Buyurun. Eğer uygun görürseniz. Bizim ekonomik anlamda zaten en büyük şeyimiz bir 17-25 Aralık operasyonu var. Devletin Cumhurbaşkanı'na, ailesine yapılan bir operasyon var. Bir de Gezi operasyonu oldu zaten. Eğer biz bu şeylerden 15 Temmuz'da zaten bunun arasına geldi. Eğer biz bunlardan ekonomik olarak, devlet olarak biz buradan eğer güçlü çıktıysak bundan sonra Allah'ın izniyle ben ekonomik olarak pek fazla bir zarar olamayacağını biliyorum. Ama Sayın Başkanımız alanına giriyor. Onu aradan sonra değerlendireceğiz. Yani sosyolojik yönlendirme ya da sosyolojik çözümleme analizi yapmak önemli. Toplum içerisinde olan herkesin buna biraz da eğilimi vardır aslında. Evet, tabii. Mesela Enerji Bakanlığı şu anda hiç çok sessiz gidiyor şu anda Türkiye'de. Şu anda Enerji Bakanımız şu anda bütün dünya devletleriyle ve dünya devletlerinin üstüne çıkabilecek şekilde enerji piyasasına girmiş durumumuz. Sayın Berat Albayrak'a da buradan yani bir minnet borcumuz var yani. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK-PYD propagandası yapan, yürüttüğü tespit edilen 18 kişiyi yakalama ve gözaltı kararı çıkarmış şüpheli hakkında. Sosyal medyada bu tip propagandalar da yapılıyor. Onunla da karşı karşıyayız. Yayın önce de konuşmuştuk aslında. Yakalanması lazım. Yani ıhtırmak derler ya. Evet. Ihtıracaksın yani. Cumhurbaşkanımız zaten Bursa mitinginde söyledi. Sakın sokağa çıkmayın diye söyledi. Sokağa çıkarsanız sizi toparlarız dedi. Yani öyle hangi cezaretli, hangi akla yani böyle şeyler söylüyor? Onu da algılamak mümkün değil ama. Cumhurbaşkanımız da orada Bursa mitinginde söylemişti. Bunlar toplanıyorlar. Kongrede şu anda karar alıyor. Sokağa ineceğiz falan diye de. Öyle bir onu indirtmem dedi. Sokağa indirtmem size. Ama hangi sokağa inecek başkanım? Burası Türkiye. Yani hangi sokağa inecek? Benim sokağa inecek. Ben varım orada. Yani Türkiye dışarıya bir operasyon yapıyor.
yani kimi sokağına kimi davet ediyorlar yani, o da yani tartışılır. Yani Cumhurbaşkanı çok tepki ve doğru bir şey. Hepimizin dikkat etmesi yani, lazım. Dikkat tabii, etmemiz lazım. Provokasyonlara yani, gelmeden var söyle bir şey hemen devletimizin polisi var, jandarması var. Biz belimizdeki tabancayla çıkartıp ona karşı gelmeyeceğiz Allah. Kendi devletimizin polisi var. Ama bu provokasyonlara gelmeyeceğiz. Ülke olarak bir olacağız. Bunlara da müdahale edeceğiz. İzin vermeyeceğiz. Bu arada reklama gidelim değil mi? Evet. Arkadaşlar bir kez daha uyardırak. Kilisede 4 roket atılmış Reyhanlı'ya. 37 yaralı, 4'ü ağır olmak üzere 37 yaralımız var. Onun da bilgisini vermiş olalım. Kısa bir ara, aradan sonra istikamete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün istikamette 15 Temmuz'dan Zeytin Dalı Harekatı'na geliş sürecini şöyle yorumluyoruz. Zeytin Dalı Harekatı da ne kadar ehemmiyet kazandığını Rusya'nın özellikle işte o yapmış olduğu açıklamayla bir kez daha görüyoruz. Bu arada az önce ilk bölümde yayınlamış olduğumuz görüntüler Öncü Pınar sınır kapısından imiş. Arkadaşlarım hatırlattılar. Onun için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğin yükselişi dedik. Kuşaklarda da yansıyor, sizlere yansıtmaya çalıştık. Bu mesajları ileten, bunun gibi duygu ve düşüncesini paylaşan nice insanlar var. Bunlardan en önemli örneği de bugün bir muhabir arkadaşımızın A Haber'deydi yanlış hatırlamıyorsam, mikrofonu uzatan onların karesine yansımış bir erle, askerle konuşma esnasında geçen bir enstantane var. Onu bir ekrana yansıtalım. Muhabir soruyor, istikamet neresi diyor. Birkaç soru arka arkaya hemen sıralıyor ve sonrasında aldığı cevaplar da ilginç. Hani biz diyoruz ya, askerlerimiz gidiyorlar. Biz onlar için dua ediyoruz. Geri dönmelerini bekliyoruz. Giden de diyor ki, beklemesinler. Çok garip bir hadise. İlginç bir röportaj. 20 saniye, 25 saniyelik bir şey. Şöyle birkaç kez izleyelim anlamak açısından. Sonra tekrar stüdyoya dönelim. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkürler. İstikametleriz. Kızıl Elma. Evet. Sesi az daha açalım. Allah kolaylık versin. Aileni ve seni gönder. Beklemesinler. Başka bir şey yok. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Bir mesaj gönderin. Ne söyleyeyim abi? Bu vatanı bölemezler. Türkiye'nin duası sizlerle. Allah sizi korusun. Allah razı olsun abi. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkürler. İstikametleriz. Kızıl Elma. Kızıl Elma. Evet. Allah kolaylık versin. Aileni ve seni gönder. Beklemesinler. Başka bir şey yok. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Bir mesaj gönderin. Ne söyleyeyim abi? Bu vatanı bölemezler. Türkiye'nin duası sizlerle. Allah sizi korusun. Allah razı olsun abi. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkürler. İstikametleriz. Kızıl Elma. Kızıl Elma. Evet. Allah kolaylık versin. Aileni ve seni gönder. Beklemesinler. Başka bir şey yok. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Bir mesaj gönderin. Ne söyleyeyim abi? Bu vatanı bölemezler. Türkiye'nin duası sizlerle. Allah sizi korusun. Allah razı olsun abi. Evet. Ne diyorsun İbrahim Hocam? İnanmışlık. Siz İsmail Hocam? Şimdi Kızıl Elma dedi ya. Burada aslında çok güzel bir şey söyledi. Kızıl Elma nereden geliyor? Daha önce Kızıl Elma'yı kaç kişi biliyordu? Şimdi diziler bazen insanın hayatına o kadar çok giriyor ki... İnsan bazı şeyleri veya geçmişini, önceki yıllarda neler olduğunu belki kısa bir 45 dakika, 1 saatlik dizilerle seyrediyoruz ama çok güzel de bazen mesajlar verebiliyor o dizilerde. Biz zamanımızda, çocukluğumuzda bizi o pembe dizilerle kandırmışlardı ya, ben hiç unutmuyorum. Yani öyle diziler seyretmişiz ki saçma sapan, şimdi öyle diziler seyrediyoruz ki insan geçmişindeki böyle şeyleri gururla seyrediyor. Yani bir dirilişler, işte bugün insana, benim çocuğum bile şimdi oturduğu zaman babasıyla diriliş seyrediyor. Yani belki biraz hani sahneleri bazen çok çocuklara uygun olmuyor ama yani insanlar orada şunu görüyorlar. Hakikaten geçmişini bilmek çok güzel bir şey. Bize tarih kitaplarında bunu zamanında çok öğretmediler. Bazı şeyleri de kısıtladılar ama
İnşallah yeni Türkiye'de bizim çocuklarımız, gelecek nesil, çünkü insan yatırımı evladına veya çocuğuna yapar, gençlere yatırım yapmak nesilden lazım. Nesilden beklentimiz var sonuçta. Nesilden beklentimiz var. Hepimiz canlıyız, hepimiz bir gün ölümü tadacağız ama yaşımızla, ama belirli yazılmış kaderimizle, alın yazımızla, onlar geleceğimizin teminatı diye boşuna demiyoruz ya. Çocuklarımız çok önemli. İnşallah böyle kızıl elmaya yetiştireceğimiz hayırlı evlatlarımız olsun. Eyvallah. Diyor ki yani istikamet neresi? Kızıl elma diyor. Yani sonra peki mesajın var mı diyor. Beklemesinler diyor. Yani, çok ilginç yani, bir şey. Yani aslında beklersin. Beklenmesini beklersin. Beklenmesini istersin. Birilerinin beklediğini bilmek istersin. Öyle bir şeydir yani askerlik sonuçta. Ama bir dakika, biz varız burada. Beklemeyin. Biz gideceğiz, geleceğiz. İşimizi yapacağız ya da oradayız. Böyle bir mesaj var. Buradan o vatan duygusu geliyor mu? Sizin notlarınız arasında da vardı o birlik, millet duygusuyla alakalı. Şimdi yani Mehmet Ali Hocam, Cumhurbaşkanımızın bu Rabia ile alakalı bir hareket işareti var işte, Rabia diye. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek millet diye her zaman bunu söylüyor. Bundan bizim yapacağımız tek örnek alacağımız şey, tek milletimiz olacak. Tek bayrağımız, ikinci bir bayrak olamaz. Çapulcu bir bayrak istemiyoruz. Üçüncüsü ise tek vatan. Vatan, bizim tek vatanımız burası. Başka bir vatanımız yok. Ve tek devlet. Bir de tek devletimiz var. Yani bu buradaki şey bu. Millet olarak biz şunu düşünmemiz lazım. Yani yeni dönemin özeti şu yani aslında. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çergeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romanıyla, Boşnakıyla, Arnavutuyla vesaire tek millet. Hiçbir etnik unsurun bir diğer etnik unsura üstünlüğü yoktur. Bunu bir defa böyle kabullenmek durumundayız. Onun için biz buna tek millet diyoruz. Ve böyle de devam etmesi lazım. Bu da böylece devam etmesi lazım. Yani başkanım, birlik, tek olmak lazım. Yani işte yani neticede birleştiğimiz nokta tek. Bir olmamız lazım. Yani ülke ise, millet ise, bu millet için yapılan bir şey ise, kim olursa olsun, muhalefeti, iktidarı hiç önemli değil. Çünkü hepimiz bundan 10 yıl, 15 yıl önce bir siyasi parti yoktu, bir farklıları vardı. Herkes zamanla belirli bir misyonunu, belirli bir zamanını tamamlıyor. Burada önemli olan şu var. Burada bu millete kim en iyi hizmet ediyor? Bu millete en iyi riadesini, haklarını, İslam'ı en iyi şekilde, Müslümanlığı en iyi şekilde ülkesine kazanmış bir şekilde görevini layık ediyor. Birliği kim en iyi sağlıyor? Bölüşmeden, ayrıştırmalık yapmadan. Ayrıştırma çok farklı bir şey. Biz zaten şu anda bölmeye çalıştığı ayrıştırmak noktası. Bence bunu başaramadıkları sürece, biz zaten başkanımız saydığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın sloganını zaten onu yaşıyoruz yani. Onu kimse bölemez, yapamaz yani. Çok şükür. Mehmet Ali Hocam, bayrak olarak da bizim sadece bir bayrağımız var. İkinci bir bayrağı da zaten biz kabullenmemiz mümkün değil. Dinliyorum ben sizi. Bu arada da neler olup bitiyor onları da kontrol etmeye çalışıyorum. Yani başka bir bayrak dayatmaya da gerek yok yani. Yok, öyle dayatacak bir durum da yoktu zaten. Rengi de zaten şehidimizin kanından kaynaklanıyor. Hilal ise bağımsızlığımız ifadesidir. Yıldızsa şehidimizin ta kendisidir yani. Tabii bunun idrakiyle yaşamayı yani bilmemiz buradaki lazım. Zaten biraz önceki o ekranda da seyrettiğimiz arkadaş da aynen onu söylüyor. Yani vatan bölünmez diyor yani. Bayrak tek diyor. Yani bu şu anda bir inanmışlığın, bir samimiyetin, bir zafere doğru ilerleyişin ve şahlanışın, yani yeni bir Türkiye'nin olacağına inanıyorum yani. Yeni Türkiye'den kastınız ne? Yeni Türkiye işte bu 200 yıllık asırdan sonra, bu 15 Temmuz, 17 Aralık, bu ihanet çetesinin 15 Temmuz'undan sonra, bu Kurtuluş Savaşı'nda vermiş olduğumuz Kultura-Mera, Çanakkale Savaşı, bunlardan sonra 200 asırlık biz zaten biz yani bunlara biz boyun eğdik, bundan sonra eğmeyeceğimizin anlamına geliyor artık. Ben onun için zaten Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü açıklamalarında yer alan birlik ve beraberlikten bahsettiği, işte
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki düşüncelerin de Milli Birlik ve Beraberlik adı altında bu sürece katkı vermesini istemesinde de aynı şeyi görüyorum. Her siyasi partiyle aynı çatı altında bu mücadeleyi sürdürebileceğini söylüyor. Evet. Bu mesajları içermesi önemli. Bundan sonraki süreç tabii nasıl işleyecek ona bakmak lazım. Çünkü yakın zamanda MİMÜÇ harekete olacağını da ifade etti. Genişleyeceğini söyledi. Bekar sorununu da ortadan kalkarak huzurlu bir sürecin yaşayacağımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki süreç toplumdaki bu sinerjinin sosyolojik manada etkisine baktığımız zaman olumlu havalar, olumlu boyutları görebilir miyiz? Hem de ekonomi anlamında onu da sorayım. Şimdi ekonomi anlamında şöyle söyleyebiliriz. Yani biz rahatlama dediğimiz şey. Rahatlama dediğimiz aslında biz ekonomik anlamda biraz çok rahatız. Bu rahatlığımızın çoğunun sıkıntı sebeplerini ondan yaşıyoruz. Yani çok rahat yaşıyoruz. Şimdi insanlar çok rahat yaşadığı için çok çabuk savurganlık ve çok çabuk harcamalar yapabiliyor. Bir evi varken tüketici krediyle bir ev alıyor. Bir arabası varken bir vesaire. Yani insanlar hani bir eskiden tabir vardı. Ayağın yorganına göre uzat. O artık o cümleden çıktı bence. Yani insanlarda bazen bir doyumsuzluk oluştu. Ekonomik anlamda rahatlarsak nasıl olur? Biz zaten rahatız ekonomik anlamda. Çok şükür ülkede şu anda herkes adam işte gidiyor ben açım diyor. Meclisin önünde kendini yakmaya çalışıyor. Öbür taraftaki de 1600 lira asgari ücretle ben çalışmam diyor. Elinde 2000 liralık iPhone telefonla geziyor. Yani Türkiye'nin şartlarına baktığımız zaman bence aslında çok böyle ekmeksizlik etmemek lazım. Tabiri kullanmak lazım ama biraz belki kaba olacak ama bence öyle. İş var, aş var. Çalışan herkes bir yerde mücadele ettiği sürece işsiz de kalmaz, açsız da kalmaz. Yeter ki istesin çalışman. Ekonomik anlamda zaten şu var, istihdam yaratanlara destek olunursa hükümet babında herkes kapısına bir ekmek götürür. Zaten biz ne için çalışıyoruz? Trilyonlar olması için değil, katlar yatlar olması için evimize, çoluğumuza, çocuğumuza bir rızkı götürebilmek. Belki hani bir tabir vardı, namerde muhtaç olmasın, rahat bir oda bir kendini iş yaşantısı kursun. Tabii. Mücadele hep böyle geliyor. Bu sinerjiyi bence bozmamamız lazım. İşte yeni kapı ruhu bölünüyor ama ben şuna inanıyorum. Sayın Devlet Bahçeli belirli bir zamandan sonra baktı ki hakikaten yapılan şeyler doğru. Yani belki ilk zamanlar siyasi parti olarak belki ayrımcı düştüler. Şu anda onu ne kadar eleştirsinler. Bence devlet adamlığını yapıyor. Gerektiği yerde hükümeti de eleştiriyor. Gerektiği yerde hükümete sonuna kadar destek veriyor. Bence diğer partiler de bunu yapmalı. Yok sokağa çıkma çağrısıymış bilmem neymiş. Bunlar filan hikaye. Bunları filan zaten parti olarak görmemek lazım. Asıl bunlar zaten bizi ayrımcılık yapan. Bunlar içimizden bizim artık yavaş yavaş elememiz, atmamız lazım. Bırakın siyasi parti olarak görmeyi, yani parti olarak bile görmememiz lazım. Muhalefet partili yapacaksın, hükümetin yanlış yaptırdığı eleştireceksin. Ama senin hükümetin millet için, devlet için bir şey yapıyorsa sen ona destek olacaksın. Yani bunları, bazı şeyleri kendimize batırmamız lazım. Ne zaman nerede olduğumuzu bilmemiz lazım. Yani bugün sivil toplum kuruluşları başkanları olsun, belediye başkanı kim olursa olsun bu şehir için çalışıyorsa, bu şehirde çalışanlar ise insanlar için hizmet edecekler. Millet için çalışıyorlarsa millete hizmet edecekler. Biz de vatandaş olarak devlete hizmet edeceğiz. Neden? Bu devlet doğru şey yapıyorsa doğru olarak destekleyecek. Yanlış yapıyorsa elimizde imkanımız varsa eleştireceğiz. Bu budur. Demokratik anlayış da böyle olmalı. Normal insanların yaşantısı da böyle olmalı. Ayrımcılık olmamalı. Olmamalı. Mesela bu süreç çok tehlikeli bir süreç. Yani evet çok başarılı bir harekat gerçekleşiyor. Evet. Ama karşı hamleler gelebilir. Mesela birkaç roket gelmiş olabilir. Roketten öteye mesela Reyhanlı saldırısı gibi, İzmir'deki saldırı gibi bazı hadiselerle karşı karşıya kalabiliriz. Ona karşı da mesela hem sağduyuyu tabii hem de toplumsal sorunları ortaya koymadan toplumsal hafızada birlik ve beraberliği devam ettirerek mücadele etmemiz lazım. Onun için de dikkatli de olmak lazım. Tabii, öyle bir sürecinde yaşıyoruz. Yani Allah esirgesin yani şu anda çok iyi gidiyor. Bir zayiatımız yok, elhamdülillah bir şehidimiz yok. İleride tabii bir gidiyoruz ne olacağını bilmemiz insanlar bir anda farklı izlenimler doğurmamalı burada. Ya işte biz orada ne işimiz vardı işte filan şöyle şehitimiz değil. Bakın bugün Reyhanlı'ya atılan roketler biz oraya girmesek yarın bir gün daha fazla ileriye atılacaktı. Tabii. Bunun için oraya girildi.
Bunun için oralar temizleniyor. Neden? Bu insanların güvenliğini sağlamak için yapılıyor. Eğer siz küçükken ezmezseniz büyüyünce çok zorlanırsınız. O yüzden de Amerika'yı yalnız bıraktırma mecburiyetimiz de var. Var. O meselenin yani başlangıç noktası var. Kesinlikle yani. Buyur hocam. Ben bir şey anlatabilirim. Yani bizim cam bize bir gün, Alak Pınar hocam buradan seyrediyorsa, İl müftümüz. Ona selamlarımı, il müftümüz, Konya il müftümüze selamlarımı iletiyorum. Bizim cam bize bir konferansta şu çok dikkatimi çekti. Yani ilk defa da duydum diyebilirim. Yani hiç duymadım yani. Yasin suresini anlatmıştı bize. Camide Sayın Müftümüz Ali Akpınar Hocam, Yasin suresi ölüler için okuyoruz ama biz hayatta olanlar için esas Yasin suresini okumamız gerekiyor demişti o konferansta. Orada bir de şunu söylemişti: koşturan adamlar. Koşturan adam. Üç tane ana madde. Pek fazla ayrıntısına girmeyeceğim. Onun alanına da girmeyelim şimdi adam. Nasıl yani? Koşturan adam. Koşturan adam. Bize koşturan adamlar. Boş duran adam lazım değil diyor. Koşturan adamlar lazım. Orada üç tane benim çok yani beynime anatot olarak yani tez olarak da işlenebilir bu. Peygamber Efendimiz örtüyü kaldırırken ben olmasın diyerekten herkesi çağırmış orada. Ne kadar etrafında adam varsa oradakileri çağırmış. Hacerül Esved taşını kaldırırken hep birlikte kaldıralım diyerek oradan herkesi örtüden tutmaya çalıştırmış. Şu anda devletimiz ve milletimiz bu Afrin operasyonunda böyle bir durumda artık biz bir örtünün etrafından tutmamız lazım. Hep birlikte burada destek vermemiz lazım diye düşünüyorum ben. Yani, ben bunu yani Ali Akpınar hocama da Allah razı olsun o gün ben üç tane şeyinden bunu bahsetmek istedim hocam. Yani çok da doğru bir tespit ama. Müthiş. Yani Yasin, tek başımız olmanın bir manası yok zaten. Evet. Yani o Ali Akpınar hocamın oradaki en büyük vurgusu buydu. Ve ben bunu dün geçen gün Emekli Asubaylar Derneği'nde de tematta da konferansta da o gün de söyledim bunu. O CD'yi çoğaltıp dağıtacağım yani. İnan bak. Yani o çok önemli bir şeydi. Aslında Ali Akpınar hocam bunu bir anlatması lazım merkez sistemde. Bu Yasin suresini ölüler için değil de yaşayanlar için anlatılması gerektiğini ve bu çok önemli bir şeydi yani. Hocam merkezi sistemi değil, her camide vaaz eden yani hocalar da var. Merkez sistemdekiler de gündemlerini alıp ama anlatsınlar yani. Müftüye ilk müftü anlattığı için herkes de oradan kopya çekmesin. Biz de kopya çekmeyelim. Fazla girmeyelim. Peki. Bugün zaten herhalde sabah namazından beri askerlerimiz için dualar okunuyor. Yani bu da birlik beraberlik adına çok güzel. Yani Bursa'nın camisine 10.000 kişi katılmış sabah namazına. 10.000 kişi, ben bugün televizyonda 10.000 kişi sabah namazına katılmış. Düşünün yani Kapı Camisi'nde de öyle kalabalık varmışmış. Yani ya işte ne güzel bak bu birlik var ya yani insan bunu hissetmeli, bunu yaşamalı. Ya hakikaten çok güzel bir şey. Evet. Yani ayrıcılık olmayacak. Bugün yapılan doğru şey. Adam işte başkan olacak, seçim adaylığını koyuyor, oraya koyuyor. Kötü olmayacak. Kazanan da, kaybeden de toplum kazanmalı burada. Yani hizmet ediyorsa bir insan desteklenmeli. Veya bu hep bir yerde olmalı. Yani bunu ayrıştırmamamız lazım. Eğer bir insan bir yere hizmet etmeye devam ediyorsa, gerçekten Allah rızası için toplumuna, vatandaşına, insanla yani bize layık bir insansa onu desteklemeliyiz. Ama ben şunu da zaman zaman bazen eleştiririm. Belirli bir yaşı da geçtikten sonra gençlerin önünü açmaları lazım. Yani hep o koltukta illa belirli bir yaşa kadar oturmak bence yanlış bir şey. Yani artık gençlere de fırsat verilmeli. Mücadele eden ve savaşan, sahada olan insanlar devletine... Boynuz kulağa geçmeli diyorsunuz. Yani geçmeli. Yani çünkü ben inanıyorum ki bu ülkede nice cefakar, vefakar gençler var. Mücadele fırsat verirse belki çok daha şeyler üretecek, yapacak. Yani bazı şeyler işte ya İsmail abi ya adam otursun orada, Zaraflar Başkanlığı devam etsin. Abi İsmail'in de belirli bir zamandan sonra enerjisi bitecek. Belirli bir zamandan sonra kafasında projesi kalmayacak. Aşağıdaki adam gelecek, ona da fırsat verilmeli. Ben her zaman bunu söylüyorum. Nerede olursanız olun, hangi makamda olursanız olun, bence belirli bir zamandan sonra bırakmalısınız yani. Siyasetten derneklere her yere kadar. Her yere kadar. Yani böyle olmalı yani. Adam belirli bir yaşa geldikten sonra sana fikir danışabilir. Senden icazet almak için eksik kaldığı bir noktalar olur. Sana sorabilir. Ama o koltukta sen illa oturacağın diye bir kaide yok. Başarı da bunu gerektiriyor zaten. Birini yetiştireceksin yani. Ki tevdi edeceksin. Başarılı olan insanları da taşlamamak lazım. Yani ya bu işte böyle. Başarılıysa bir insanı desteklemeleri lazım. Hangi dalda olursa olsun.
Şimdi son sözleri isteyeceğim. Son olarak ben de vereceğim hemen. Özür dilerim. Hem de aynı zamanda gündemi de takip etmek için elimden geleni de yapmaya çalışıyorum. Sonuç itibariyle sıcak bir atmosfer. Anlık her şey değişebiliyor. Özellikle başkalarının, bazı ülkelerin yapmış olduğu açıklamalar ehemmiyet kazansa da bunlardan bir tanesi de işte siyasilerin açıklamaları ya da sivil toplum kuruluşlarının açıklamaları. Aslında bu dönemde, bugün mesela ben bu açıklamaları önemsemem yani. Ben birlik beraberliğe bakarım. Fertler ne düşünüyor, ne hissetmiş ona bakıyorum. Güzel hissiyatlar var sonuç itibariyle. Reyhanlı'ya roket atan iki hedefte Türk savaş jetlerinin az önce vurmasıyla beraber imha edilmiş. O dört tane attılar demiştik ya, evet. Onun ikisini birden atanları yok etmişler. O bölgeyi imha etmişler. Onun bilgisini de paylaşmış olayım. Son anlardan bir tanesi. Evet hocam, toparlayalım. Mesajlarınızı öylelikle almış olayım. Son sözümüzü. Son söz, dakika sınırlaması. Sabaha kadar konuşmak isterseniz geliş verebilirim. Aslında Cumhurbaşkanımız bir daha şey var. Size de hediye getirmiştim. Bir öbür şeyde. İri olacağız, diri olacağız, bir olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Aslında burada hakikaten çok güzel bir mesaj var. Bunu da değerlendirmemiz lazım. Son verirken şahsınıza, Kanal 42 yönetimine, yönetim kuruluna ve değerli çalışanlarına bize bu fırsat tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Bir de son olarak bu toprakları bizlere vatan haline getirmek için bin yıldır gözlerini kırpmadan ölümün üzerine yürüyen tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda Afrin'de operasyonda ve diğer nöbette olan emniyet mensuplarına, Türkiye Silahlı Kuvvetlerine ve şu anda devletimizin büyüklerine, buradan hepsine Allah razı olsun diyorum. Hepsini destekliyorum. Muvaffakiyetler diliyorum. Yaralılar varsa onlara da acil şifalar diliyorum. Çok teşekkür ederim Mehmet Ali Hocam. Çok teşekkür ederim. Şu ana kadar pek bir sorun yok. Öyle görünüyor. İnşallah. Olmasın Ali Hocam. Allah'ım yarabbim. Son sözlerinizi alın. Valla biz tabii bizi böyle bir programa davet ettiğiniz için öncelikle şahsına size çok teşekkür ediyoruz. Kanal 42 ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir imkan verdi. Böyle bir sohbette bulunduk. Doğal olmasına inşallah bir suçumuz olmamıştır. Bir ister istemeden kriz cümlemizde olmamıştır. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Benim başkan olduğum dönemlerde bana çok destek oldular. Gerçekten Kanal 42 ailesine ben ayrıca çok teşekkür ediyorum. İlk Mücahit'le tanışmıştık biz sizin ailenizden. Zaman zaman bizim bedestenle ilgili de çok haberlerimiz yaptılar. Kerem Bey de... Mücahit'i tanımayan yok. Evet. Yani sağ olsun, o konuda kendisine de çok teşekkür ederim. Yani Konya'da basınla ben çok sıcak diyaloglar kurdum. Bu dönem 3 yıl başkanlık yaptığım dönemde. Allah hepsinden razı olsun. Hiçbir zaman ne onlar beni kırdı ne ben onları İbrahim kırdım. Hocam'ın dediği gibi basına ihtiyaç var. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Yani basın insanların bir penceresidir. Yani doğru veya yanlış haber veya işte doğru haber hep başlıkta şudur. Doğru haberdir de. Gerçekten basına bizim Türkiye olarak çok büyük ihtiyacımız var. Doğru yapılan haberlere çok büyük destek olmamız da lazım. Böyle haberleri de her zaman biz sizlerden duyduğumuz zaman gerçekten gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çünkü yerinde haber yapıyorsunuz. İşte Afrin operasyonunda yerinde haber var. Siz buradan katılıyorsunuz. Belki oraya gitmeniz icap edecek, oraya gideceksiniz falan. Bu zamanlarda işte dediğimiz gibi birlik beraberlik çok önemli. İnşallah. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Aileme de buradan selam gönderiyorum. Afrin'de değil, Türkiye'nin her toprağının üzerinde bugün görev yapan tüm askerlerimize Allah kolaylık versin diyorum. Allah onları korusun. Cenab-ı Allah yar ve yardımcılar olsun diyoruz. Eyvallah. Bir şey ilave edeceksiniz herhalde. Ben de basın kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum hepsinden. Bize çok destek oldular. Hem cami derneğinde hem de kültür sanatta, televizyonlara ve basın kuruluşlarına, internetle. Ben de herkese, Konya'mıza, güzel Konya'mıza, şehrinden tüm Türkiye'ye inşallah biraz katkı sağlamış olmuşuzdur inşallah. Herkese, izleyenlere, herkese selamlarımı iletiyorum. Aileme, eşime, herkese selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani önemli bir mesaj. Şimdi ekranda yazıyor zaten. Türkiye'de birlik ve beraberliğin yükselişi. 15 Temmuz'dan Zeytin Dalı Harekatı'na. Yani 15 Temmuz çok yaşanmaması gereken bir hadise. Zeytin Dalı Harekatı da zora doğru gidebileceğimiz, zor şartlarla karşılaşabileceğimiz bir dönemde önemli bir adım. Onun için de dikkat çekici bir unsurdu. O serüvenden bu sürece gelmek
kolay bir hadise değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz'da da çok başarılılardı. İyi müdahale ettiler ve önlediler aslında. Halk kadar, halktan daha fazla da destekleri de oldu. Onu da biliyoruz. Medyanın desteği ya da halkın desteği ya da siyasilerin desteği bir yana Türk ordusu her zaman doğru yerde doğru adımları atabiliyor. Ona inanıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada işte bugünkü özveri, inanç, samimiyet de onu gösteriyor açıkçası. Amerika'nın yalnızlaşması, Rusya'nın basın açıklaması, Türkiye'yi çıldırttığı ifadesini paylaşmış. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü de NATO müttefiki ve DAEŞ'e karşı partner olarak nitelendirmiş Türkiye'yi. Müttefikimiz ve partnerimiz diye ifade etmiş. Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarını desteklemeye devam ediyoruz demiş. Bir anlamda hem Türkiye'nin işte bu operasyonda yanındayız imasını da gütmüş. Bizi terk etmesin dercesine. Umarım Türkiye'nin Amerikasız bir hayatı yaşamasını, Amerikasız bir toplum, devlet olabilmesini sağlayabiliriz. Amerikalı siz derken emperyalist güçlerden uzak, hak batıl mücadelesinde hakkın tarafında daimi olarak yürüme mücadelesi sağ salim devam eder diye düşünüyoruz. Bugün değerli iki misafirimiz vardı. Ali Ezzet Begoviç, Kültür ve Sanat Derneği Başkanı İbrahim Günay ve Konya Sarraf ve Kuyumcular Derneği eski başkanı sevgili İsmail Karagöz hocam. Buyur hocam. Mehmet Ali hocam, işte bu İngiltere'nin, ben bunu İngilizlerin diye düşünüyorum bu algıyı. Bu medyada İngilizler çok büyük bir algı yapıyorlar. Ben bunu İngilizlere bağlıyorum. Bizim hangisini? De yani bu bazen bu işte DAEŞ'i destekliyor veya buna benzer. Yok, bunu Amerikalı yetkili açıyor. İşte dışarı yani bunu İngiliz medyasıyla bağlantılıdır o. Yani İngilizler dünyayı bizim, zaten medya başka dostumuz yani başka. Onun için bizim de medyamızın büyük bir algı yaparaktan bütün dünyaya bizim ülkemizin çok güvenilir olduğunu, bizim ülkemizin çok sağlam olduğunu ve büyük bir liderin etrafında toplandığını, birlik ve beraber mesajını verdiği zaman, tüm dünyaya biz buradan mesajı verdiğimiz zaman zaten bu medyanın onları hep alt üst edeceğine inanıyorum. Şimdi hocam adam diyor ki ben hepsini okumadım da. DAEŞ yani bizim DAEŞ'le ne alakamız var? Yani en büyük biz şey yapmışız yani. Hayır adam biz o konuda zaten Türkiye ile müttefikiz diyor. Evet. Müttefik olan biziz ya. Tamam, zaten. Yok Türkiye ile biz müttefikiz. Adam doğru söylüyor o manada. Tamam. Yani sonuçta DAEŞ ile biz müttefik olarak biz beraber operasyon yaptık. Onlar yapmıyorlar da biz yapıyoruz ama yani değil mi? Onlar üretiyor biz mücadele ediyoruz. Onlar, yani sorun zaten biz onlarla neden hareket ediyoruz? Aslında mesele burada. Evet. Adam diyor ki mesela bunun konuşmasının arkasına. Onu okumadım ama okuyayım. Türkiye'nin yapmış olduğu bu hareketin süresinin ve sınırının belli olması lazım diyor. Bunu açıklamaları lazım diyor. Kaç günde bitirecek? Ne kadar gidecek? Yani biz bu biz bunları açıkladık aslında da o ona yetmiyor. Tatmin etmiyor. Yani. Tekrar tekrar biz şu kadar sürede çıkacağımızı söylememizi bekliyor. Yani sonuç itibariyle adam yine kendi çıkarlarını düşünüyor. Yani. Biz onun çıkarlarına karşı kendi işimizi yapabilmemiz lazım. Kesinlikle. Ama Mehmet Ali hocam burada yüksek affınları sınırlattım. Tam süren doldu ama burada bizim medyamızın da ben üstüne vura vura şey söylüyorum. Yani hepsine teşekkür ederim. Ama bizim medyamız artık ulusalda ve yerelde artık algımızı bütün dünyaya mesajlarımızı verirken algı yönetimi yapalım. Algı yönetimi yapalım. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde bir algı yönetimi bakanlığı kurulması lazım. Var zaten algı yönetimi bakanlığı. Yok, yok yani. Peki çok teşekkür İnşallah. Ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyenler, hakikaten birlik ve beraberliğin yükseldiği, sağlıkla huzurla yaşayabileceğimiz zaman diliminin devam edebileceği, Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasının İslam coğrafyası olarak dostlarını, İsmail Hoca'nın da az önce ifade ettiği, gerçekten bizim dostlarımız bellidir. O dostlarla birlikte hareket etme meselesi önemli. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un da bir konuşması vardı. Birkaç generalle de onların makalelerini de okudum. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bağdat'la, Şam'la, Tahran'la, Ankara'nın ortak masa etrafında oturup bu sorunu çok rahatlıkla çözebileceğine dair mesajları paylaşıyorlar. Bundan sonraki süreç umarım böyle olur. Sonuç itibariyle bir Müslümanın daha canı yanmaz diye ümit edelim. Yeniden istikamette buluşmak dileğiyle hayırlı akşamlar. Thank you.